Burada bu haber çok önemsediğim bir haber. Bizi yönetenlerin bizi dinlemesi gerekiyor. Bizi yönetenlerin provoke ediyorsun, işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun dememesi gerekiyor. Bizi yönetenlerin bizi gerçekten eğer bir sorunumuz varsa kulak vermesi gerekiyor bize. Bakın bu kadına kulak vermediler. Önden Cumhurbaşkanı'nın aracı, otobüsü yürüdü gitti, arkalarına bile bakmadılar. Yeniden belediye başkanımız. Kızı ve torunları Hatay'da hala enkaz altındayken sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmaya çalıştı ama başaramadı. Konvoyun arkasından bağırdığıyla kaldı. O balozları çakılların içinden çıkardın. Cumhurbaşkanı diye bekledim sakin. Ona niye Cumhurbaşkanı yardımcı olmuyor? Suna Öztürk ve ailesi 6 Şubat depremlerine Hatay'daki Rönesans rezidansta yakalandı. 269 kişinin hayatını kaybettiği sitenin enkazında kaldı yakınları. Felaketin üzerinden bir seneden fazla geçti ama kayıplara ulaşılamadı. Bir mezarları bile olmadı. Allah kahretsin! Bulun benim çocuklarımı, bulun! Niye yapıyorsunuz? Suna Öztürk miting için Aksaray'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyecekti. Eğer görüştürülseydi. Cumhurbaşkanı da medet bekliyor. Nerede adam geldi gidiyor yok. Yer gibi gidiyor sabah. Cumhurbaşkanının kulak verip, hadi Cumhurbaşkanı duyması mümkün değil de danışmanlarının kulak verip, bir dakika ya, orada bir insan bağırıyor. Orada bir kadının bir derdi var. O dert bizim derdimiz, dertlenmemiz gerekiyor deyip durması gerekir. Oy istemesini biliyorsunuz, meydan meydan dolaşıp. Oy istemesi, hadi Ankaralılar, İzmirliler, şuralılar, buralılar oyunuzu verin. Hatta yetmez, İstanbul'da da şuna verin, buna verin. Çok güzel de istiyorsunuz. Ama o kadını dinlemiyorsunuz. İşte o kadın belki size ders verecek sandıkta. O kadın belki, o kadın ve o kadın gibiler belki hesap soracak size sandık önüne geldiğinde pazar günü. Devam edelim. Demiş ki bir arkadaşımız, Fatih Bey haber verirken cümlelerini tekrarlamanı sevmediğim tarafınız bu. Ben de sevmiyorum bunu. Bazı cümleleri iki kez tekrarlıyorum, farkındayım. Ama yenemiyorum bu özelliğimi. Kusura bakmayın, benim de sevmediğim özelliklerden bir tanesi. Geldik, devam ediyoruz.